80'li 90'lı yıllarda işte çok ağır insan hakları ilanları vardı gerçekten. İşte sıkı yönetimden sonra olağanüstü hal vardı. 1987'den 2002 yılına kadar. Ondan sonra özel yetkili mahkemeler, devlet yönetim mahkemeleri, köy yapmalar, boşaltmalar, işte binlerce on binlerce insanımız Şırnak'tan, Hakkari'den, Silivri'den, Batman'dan, Diyarbakır'dan, Adana'ya, Mersin'e de geldiler. Köyler yakıldı, yıkıldı. Onlarca, yüzlerce faili çocuğa zorla kaybedilme, işkence vakası yaşandı. Yani çok ağır bir dönem gerçekten. O dönemde, bu dönemi karşılaştığımızda ben altı kıstas ortaya koyuyorum. Yani insan hakları mücadelesi ve insan hakları ilanları bakımından altı önemli mekanizma vardı. O mekanizmaları bugünle karşılaştığımızda, o mekanizmaların nasıl bugün çökertildiğini, berbat bir biçimde çökertildiğini görüyoruz. Yani insan haklarının korunmasında ve insan hakları fikrinin yaygınlaştırılmasında bir, sivil toplum, iki, medya, üç, parlamento, dört, akademi, beş, uluslararası mekanizmalar bu hakların korunmasında ve yargıyla birlikte aldı. Bu hakların korunmasında, yaygınlaştırılmasında önemli fonksiyon gördüler. Yani bu mekanizmalar iyi kötü işlerse insan hakları ilanlarını ortadan kaldırma konusunda da mesafe alma, kısmi mesafe alma daha mümkündür. 90'lı yıllarla bu yılları karşılaştığımızda yargı mesela, yargı ele alırsak eğer birinci olarak, yani o dönemde de yargı bağımsız ve tarafsız değildi. Yani Türkiye'de yargı hiçbir zaman bağımsız ve tarafsız olmadı. Ama bir, yani işleyen, iyi kötü işleyen bir mekanizma vardı. Ulaşabiliyordu avukatlar olarak tek hakim ve savcılara. Ve kısmi de olsa belki, yani bir şeyi düzeltme imkanı, ulaşma imkanı olmuyor. Ama şimdi bir kurum olarak yargı yok. Yani yargı denen bir mekanizma yok. Yani sıkı yönetim yargılamalarını da kısmen izlemiş, devlet yönetim mahkemelerinde bulunmuş, avukatlık yapmış. Bir işçi olarak söylüyorum, yani bir avukat olarak söylüyorum. O zamanki yargı kültürü ve yargıç kültürü şimdikinden yani daha iyiydi. Şimdiki berbat diyor orası, o zaman daha az berbat. Öyle söyleyebilirim. Yani bu kadar kötü değil yani. İkinci olarak sivil toplum. Yani gerçekten daha etkili, daha yaygın bir sivil toplum örgütlenmesi vardı. Onlara dikkate alan yani idari ve merkezi yapılar var, yerel ve merkezi yapılar var. Onlardan hatta çekinen, bakın şimdi yani bir valiyle bile yani işte bir mekanizma kurmak falan imkansıza yakındır. Yani sadece sivil toplumasından söylemiyorum. Yani parlamento açısından da bir valiyle falan böyle itibat kurmak, görüşmek imkansıza yakındır. Böyle bir şey. Daha yaygın, daha güçlü bir sivil toplum örgütlenmesi var. Ama şimdi sivil toplum örgütü mensubu olmak, doğrudan doğruya yani iddianın hedefinde olmak demek. O zaman da hedef. Ayrı mesele. Ama güçlüdür ve dikkate alınıyordu. Yoksa İHAD'ye, TİİV'e birçok sivil toplum kuruluşuna baskılar yapıldı. Bombalandı, yok edildi ama ben o zamanki sivil toplumun daha etkili olduğunu düşünüyorum. İnsan hakları ilanlarını önlemede daha etkili olduklarını düşünüyorum. Üçüncüsü medya. Bakın 90'lı yıllarda, 80'li yılların sonunda yani işte Cizre'deki disko olayının manşetlerine taşıyabilen bir medya ortamı vardı, iyi kötü. O zaman sosyal medya yoktu ama bir merkezi medya bile bunu şeyine taşıyabiliyor yani bu tür ağır ilanları bir yerlere taşıyabiliyor sonuç itibariyle. Ama şimdi medya yani tamamen çökertilmişti de sosyal medya var. Fişi doğrudan doğruya hükümetine de istediği zaman yavaşlatıyor, istediği zaman sonlandırıyor. Dolayısıyla medyayı da doğrudan doğruya kendisine bağlı bir hale getirmiş durumda. En azından yani mimikle propaganda yaptım yoktu. Yani son zamanlarda işte ıslıkla propaganda yaptım falan var ama mimik daha şeye geçmemişti yani. Kayıtlara geçmemişti. Şimdi RTÜK işte Halk TV'deki bir sunucuya, dostumuza, ablamıza mimiklerimle terör propagandası yaptım diye ceza veriyor. Yani sözden ıslığa geçmiştik, şimdi ıslıktan şeye geçtik. Mimik
modifiye etmek. Böyle bir şey. Dördüncü olan parlamento. Yani iyi kötü parlamentonun bir çoğulcu yapısı vardı. İşleyen komisyonlar vardı. İnsan Hakları Komisyonu bence o zaman etkili bir insan hakları komisyonu vardı. Hatırlayın bir yani İnsan Hakları Komisyonu Başkanı kendisi bizzat karakol basıyordu. İşkence aletlerini falan buluyordu. Falak aletlerini falan. İzin almadan gidiyordu sağa sola. Her yere gidiyordu yani. Parlamentoda kurulan komisyonlar bugün bile bizim referans gösterdiğimiz raporlar yazdılar. Aile göçü cinayetler raporu onlardan bir tanesidir. Boşaltılan köylere ilişkin rapor halen bizim referans gösterdiğimiz raporlardan bir tanesidir. Veya Susurlu Komisyonu'nun, Şendilli Komisyonu hazırladığı raporlar gerçekten bugün İnsan Hakları Savunucuların ve Kurumlarının referans olarak başvurduğu raporlardır. Ama şimdi ben başkan vekiliyim İnsan Hakları Komisyonu'nun. Sevgili Ömer Faruk da bir dönemin üyeliğini yaptı. Yani bizim komisyon üyesi olarak bir cezaevine izinsiz gitmemiz mümkün değil. Kaldı ki izin alamıyoruz yani gitmek için. Yani Adalet Bakanlığı bizlere bile izin vermiyor gitmek için. Cezaevine değil karakola gitmek falan, karakol işte inceleme yapmak falan. Böyle bir parlamento yapısı vardı, daha çoğulcu. İnsan hakları konusunda en azından daha duyarlı bir yapı vardı. Uluslararası mekanizmalar daha etkiliydi. Yani Avrupa kamuoyunun, dünya kamuoyunun Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı bir duyarlılığı vardı. O raporlardan, o duyarlılıktan çekilen hükümetler vardı. Adlarının bu raporlara geçmesini istemeyen hükümet mensupları vardı. Yani hayda geçmeyeyim diye çekinen veya işte tırnak içerisinde burnu kısaran siyasetçiler vardı ama şimdi böyle bir şey yok. Yani Af Örgütü'nün, Human Rights Watch'un, Avrupa Konseyi'nin ilerleme raporlarında işte elinin tersiyle iten siyasetçiler vardı, siyaset kurumu var şu anda Türkiye'de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını tanımam diyen, kendi Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan diyen, tanımıyorum diyen bir siyasi anlayış var karşımızda. Doğrudan dolayı siyaseti, yani yargı siyasetin aracı haline getirmiş bir siyasi anlayış var aynı zamanda. Dolayısıyla uluslararası mekanizmalarda insan haklarının korunmasında tamamen etkisiz hale geldiler. Son olarak akademi. Yani insan hakları bilincinin yaygınlaştırılmasında akademinin yol gösterici bir şeyi oldu. Bizlere insan hakları savunucularına ve kurumlarına. En azından etkili çalışmalar yapılıyordu. Doktora çalışmaları, bilimsel makaleler, yani akademik ortamdan çıkıyordu. Ama şimdi akademi tamamen çökertildi. Barış akademisyenleri gerçekten sosyal bilimlerde yani dünyanın öncüsü olan akademisyenler birçoğu kendi alanında tüm üniversiteden gönderildi. Birçoğu yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Yani akademik ortamda insan haklarına ilişkin bir çalışma yapmak ve o çalışmalardan işte aktivistlerin, kurumların yaranacağı veya siyasetin yaranacağı bir ortam kalmadı. Bu altı mekanizmayı üst üste koyduğumuzda Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef tam da kendi yöneldiği siyasal tercihlere uygun olarak bütün bu kurumları çökertti ve yani işleyemez duruma, büyük oranda işleyemez duruma getirdi büyük oranda. O nedenle 90'lı yıllarla yani bu yılları karşılaştırdığımızda yani insan hakları ihlalleri yani bir bölgeden, bir kimlikten veya bir inançtan daha çıkarak yoğunluklu olarak bütün Türkiye coğrafyasında herkese, her kimlikten, her inançtan, her cinsel yönelim tercihinden herkese yönelik bir biçimde eşit bir zalimlikle, eşit bir zulümle işlemeye başladı. Böyle ağır bir dönemdeyiz maalesef. Maalesef. Biraz önce söylendi işte, beraber izledik dün Şevdan Korur Fincancı'nın duruşmasını. Yani dünyanın önde gelen antik uzmanı ve akademisyeni kendisi. Yani böyle bir zulüm yok yani. Bunu size söyleyeyim. Yani kendisi yani çeşitli rahatsızlıkları olmasına rağmen ve Türk Tarihler Birliği ve avukatların talebi olmasına rağmen yani her türlü masrafı karşılayacağız talebi olmasına rağmen 7 saat boyunca bir dolmuşla Türk Tarihler Birliği'nin başkanı aynı zamanda kendisi binlerce hakim ve savcı avukat yetiştirmiş yani üniversitelerde Türkiye'nin en saygın üniversitesinde yıllarca bölüm başkanlığı yapmış bir akademisyen aynı zamanda ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarının birisinde başkanı, meslek örgütünün. Anayasal değerli olan bir meslek kurumu, Türk Tarihler Birliği Başkanı, 7 saat boyunca bir işte, yani 30 yıl sonra işte, 90'lı yılları söylemiyorum şimdi, ellerin kelepçe gibi bir biçimde,
mahkemeye getirdim, İstanbul'a getirdim. Yani bu zulmün özellikle görülmesini ve bilinmesini istiyorum hükümet aynı zamanda. En bilinen, en tanınan, en çok takip edilen insanlarımıza, dostlarımıza bu zulmü görünür kılıyor aynı zamanda. Yani bu şekilde pervasız bir şeyle karşı karşıyayız.